Sevgili arkadaşlar, 9 Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği YouTube kanalından herkese merhaba. Üniversitemiz kariyer planlama ve mezunlarla ilişkiler koordinatörlüğü ile birlikte organize ettiğimiz bu seride kariyerinize yönelik farklı başlıklarda tecrübelerimizi paylaşacağız. İlk başlığımız son dönemde bilgisayar mühendisliği mesleğimizde çok popüler olan uzaktan çalışma, hatta yurt dışındaki şirketler için uzaktan çalışma. Çok yeni mezun olmuş arkadaşlarımız, şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nden PadSplit firmasında ve Türkiye'den çalışan mezunumuz Damla Ülkü, ve İngiltere'den Bridge Learning Technologies firmasında ve yine Türkiye'den çalışan mezunumuz Deniz Albayrak ile sohbet edeceğiz. Kendilerinin bu başlık altındaki deneyimlerini dinleyeceğiz. Öyleyse daha fazla konuşmayalım ve konumuza geçelim. İlk önce biraz kendilerini ve şirketlerini tanıtmalarını rica ettim. Merhaba, ben Damla. Geçtiğimiz Haziran'da 9 Eylül Bilgisayar Mühendisliğinden mezun oldum. Aslında 3. sınıftan hatta 2. sınıfın 2. döneminden beri ufak tefek işlerde çalışıyorum. Sonrasında da 3. sınıfın yazında bir yabancı şirkette çalışmaya başladım. Intern olarak girdim. Mezun olup mezuniyet sonrasında da orada çalışmaya başladım. Bugün de aslında daha çok o şirketteki tecrübelerimi aktarıyor olacağım. Böyle. Ben Deniz Albayrak, 9 Eylül Üniversitesi'nden bu geçtiğimiz Haziran'da mezun oldum. Bridge Learning Tech adlı İngiliz bir firmada çalışıyorum. Firma dijital eğitim materyalleri üretiyor. Genelde müşterilere işte eğitim videoları, VR, AR, Metaverse projelerinde gibi şeyler üretiyor. Neredeyse yüz yüze remote çalışan bir firma diyebilirim. Peki acaba iş tanımları nasıl? Şimdi benim o şirkette aslında şöyle iki farklı pozisyonda çalışmış oldum. Çünkü aslında baştan yaz stajı için girdim şirkete. Staj dönemimde bana Python diliyle o şirkette kullanmak istedikleri bir tool yazdırdılar aslında. Yaptığım şey de şuydu, web scraper diye geçiyordu. Onların istediği belli sitelerden belli dataları kazıyıp Google Sheet'e dökmek gibi bir görevim vardı. Sonrasında onlar, ilgili kişiler o Google Sheet üzerinden analiz yapıyordu. Bana dönüşler sağlıyordu. Ben geliştiriyordum, bakımını yapıyordum falan. Öyle bir süre staj dönemim böyle ilerledi. Sonrasında stajım bittiğinde ben part-time olarak, 4. sınıfımda part-time olarak devam ettim. Bu yaptığım tool'un bakımını yapmak yanında artık beni biraz web tarafına aldılar. Öncelikle web tarafında front-end'de çalıştım. Sonrasında da bana artık biraz hem back-end hem front-end şeklinde görevler, projeler vermeye başladılar. Full stack olarak devam ettim bu durumda. Bizim şirkette daha çok proje bazlı ilerleniyor. Yani bir kişiye bir proje veriliyordu. O şekilde projelerimi yaparak devam ettim. Tabii. VR, AR, Metaverse projelerinde Unity geliştirici olarak çalışıyorum. İlk girdiğimde bir Metaverse projesinde çalıştım. Şimdi de VR projelerinde geliştiricilik yapıyorum. Peki uzaktan iş başvurusu nasıl yapılıyor? Aslında geleneksel olarak çalışan bir firmanın ofisine gidip bile başvuruda bulunabilirsiniz. Ancak uzaktan çalışacağınız, hele ki merkezi Türkiye'de olmayan bir firmayla nasıl iletişim kurabilirsiniz? Evet, burada aslında onlar da beni bulmadı, ben de onları bulmadım gibi bir durum var. Benim kuzenim Amerika'da o şirketin marketing departmanında çalışıyordu. Marketingin başındaydı yani. Bana dedi ki, böyle bir ihtiyacın var mı? Hani çalışmak ister misin? Ben de dedim evet, aslında zaten staj yapmak istiyorum yazın. Böylelikle kuzenim beni IT departmanının başındaki CTO'muzla buluşturmuş ve tanıştırmış oldu. O şekilde kesişti aslında yollarımız. Ben LinkedIn üzerinden buldum. Haziran ayında mezun olduktan sonra direkt iş aramaya başlamadım. Oturdum bir 3 ay işte portfolyo hazırlayayım, GitHub'ımı doldurayım, projeler yapayım istedim. Çünkü elin boş başvurunca özellikle oyun geliştiricilik alanında, Unity geliştiricilik alanında biraz olumsuz dönüş alıyorsun. O yüzden bir portfolyom olsun istedim. 3 ay kendimi geliştirdim, bir portfolyo hazırladım ve işte ardından Ağustos ayında da dedim ki bakın bu benim portfolyom, beni alır mısınız? Ya da iş ilanlarına da bu şekilde başvurdum, ben bunları yapabiliyorum diye.
LinkedIn'den başvurdum ve genel diğer başvurduğum iş ilanlarında da hep bir study case attılar. Kısa sürede yapıp onlara geri yollamam gerekti. Öyle olunca da kısa sürede yapınca da böyle bir hani ister istemez ben bunu yapabiliyorum özgüvenim de arttı açıkçası. İlk iş bulma tecrübem sonuçta hani stajlarım dışında. Sonra burada da aynı şekilde oldu. Bir study case attılar, yaptım, yolladım ve dediler ki Deniz biz seninle çalışmak istiyoruz. Bu şekilde. Peki hiç yüz yüze çalıştılar mı? Yani yüz yüze ve uzaktan çalışmaya karşılaştırabilecek miyiz? Olmadı. Ben bu şirketten önce ikinci sınıfımda da bir startup şirkette çalışmaya başlamıştım. Orada da aslında zaten pandemi döneminde çalışmaya başlamıştım. O da direkt remote olarak başladım. O yüzden orada da remote çalışıyordum. Bu şirkette de remote devam ettim. Şimdi de biraz daha freelance işler yapıyorum. O yüzden hiç yüz yüze şansım olmadı açıkçası. Evet, pandemi zamanı dedim baktım okulda online. Bu süreçte dedim ben staj yapabilirim. Bir oyun firmasında yaklaşık 8 ay staj yaptım. Yüz yüze staj yaptım. Ardından da bir IT departmanında 6-7 ay boyunca yine yüz yüze part-time çalışma imkanı buldum. Bu genel olarak Unity ve C# geliştiriciliği yaptığım için tabii ki iş bulmamda da bana yardımlar sağladı bunlar. Ayrıca yüz yüze çalışmak istemediğimi de anladım bu çalışmalarım sonucunda diyebilirim bu konuda da. Peki gelelim asıl soruya. Uzaktan çalışmanın avantaj ve dezavantajlarını nasıl değerlendirirsiniz? Öncelikle dezavantaj kısmından başlamak istiyorum aslında. En büyük dezavantajı şu oluyor. Özellikle yabancı, tamamen yabancı menşeli bir şirkette çalışıyorsanız sigortanız olmuyor. Sigorta yapmıyorlar size. O yüzden ya kendiniz ödemek durumunda kalıyorsunuz. Biraz o resmi işlerle uğraşıp Bağkur başlatıp öyle ödemek zorunda falan kalıyorsunuz. Bunun dışında verginizi de ödemiyor oluyorlar. O yüzden yine biraz da o tarafta işte mali müşavirlerle, avukatlarla falan çalışıp vergi durumunuzu araştırmak zorunda kalıyorsunuz. Ve işte o prosedürleri öğrenip ödemek zorunda kalıyorsunuz. Ben vergi tarafında neyse ki şirketim sağ olsun sözleşmemdeki bir madde sebebiyle muaftım vergiden. Ama çevremde başka çalışan arkadaşlarımdan duyduğum, gördüğüm kadarıyla o vergi süreci de yine aslında çok uğraştıran, resmi evraklarla falan uğraştıran ciddi bir süreç. Ve ödemediğiniz takdirde sonrasında şeyleri çok ağır olabiliyor bedeli. Bu ikisi en büyük dezavantaj bence. Bunun dışında bir diğer dezavantaj şu oluyor. Evden çalıştığınız için yani kendi sınır saatlerinizi koyamıyorsunuz. Mesela normalde mesainizin bitmesi gereken saatte kendinizi kaptırıp daha fazla çalışıyor olabiliyorsunuz. Özellikle daha esnek bir çalışma saatiniz varsa mesela benim Amerikan şirketiydi. Onlar zaten belli bir saat yani benim işte akşam 5-6 gibi onlar uyanıyor oluyordu. O yüzden bana kimse yazmıyor etmiyor diye. Ben böyle biraz daha öğleye doğru başlıyor falan oluyordum. Ve işte gecelere kadar çalışıyordum öyle olunca. Çünkü kendim sabah kalkıp o disiplinimi sağlayamıyordum. Sabah kalkıp çalışayım. Hani akşam da bitireyim gibi bir disiplin sağlayamıyordum. Bir de böyle bir dezavantajı oluyor. Ama tabii bizim şirket o şeyi çok iyi kurmuştu. Çünkü Avrupa'dan fazlaca çalışanı vardı. Avrupa ülkelerinden çok fazla çalışanı vardı. O yüzden bizi çok geç saatlere kadar çalışmak zorunda bırakmıyorlardı. Çünkü işte onların çok erken saatlerde kalkıp uyanıp işe başladığı saatlerde toplantılarımızı yapıyorduk ki biz de işte en geç burada 6-7 gibi belki 8 gibi işimiz tamamen bitmiş oluyordu aslında. Hani çok ekstrem bir durum olursa gece 10'lara 11'lere kadar çalıştığımda maalesef oluyordu. İşte projede bir sorun çıkarsa ve Amerika'dan biriyle o projeye bakmak zorunda kalırsam falan geç saatlere kadar uzuyordu. Bu da
sosyal hayatımı tabii ki etkiliyordu dönem dönem. Bunun dışında avantajlarına geçecek olursak, aslında bu bahsettiğim flex saatlerin dezavantajı olması yanında çok ciddi avantajları da var. Çünkü işte bazılarımız günün bazı saatlerinde daha üretken ve daha fokus olabiliyor. O yüzden herkes kendi çalışma saatini, çalışmak istediği saati belirleyebiliyor. Böylelikle gün içinde ve daha konfor alanında çalışıyor oluyorsun. İstediğin zaman mola verip istediğin zaman çalışabiliyorsun ve sosyal hayatında aslında bir nevi ona göre düzenli oluyorsun sonrasında. Bu yani tecrübe edindikçe hayatında aslında ona göre yönlendiriyor oluyorsun. Bunun dışında evden çalışmanın şöyle bir bence çok büyük bir avantajı var. Sabah kalkıp yol çekmiyorsun. O yorgunluğu yaşamıyorsun. Sabah kalkıp kahveni alıp hem dinç bir bedenle, yorulmamış bir bedenle işe başlayabiliyorsun. O gitme gelme, yol zaman kaybı gibi hiçbir şeyin olmuyor. Yıpranman olmuyor gün içinde. O yüzden bence bu çok büyük bir avantaj. Yani işe gidene kadar bile, biliyorum arkadaşlarımdan dinliyorum, İşe gidene kadar bile yoruluyorlar. Ve işte uykuları oluyor gün içinde, işte zorlanıyorlar vesaire. Gelince yorgun olup direkt yatıyorlar falan. O yüzden aslında yüz yüze çalışanların sadece gün içinde iş gündeminde oluyor. Ve daha çok hafta sonlarını değerlendirebiliyorlar sosyal hayat için. Aynı zamanda da ben, bu bireysel bir fikrim, remote işlerde çok fazla, genellikle uluslararası şirketler oluyor remote çalışma düzenine sahip şirketler. Böylelikle çok fazla kültürden, insandan, fazla çalışma disiplininden insanla tanışıyorsunuz aslında. Bir yandan da onlarla arkadaş oluyorsunuz. Yurt dışına gidince kalacak yeriniz oluyor, görüşecek arkadaşlarınız oluyor, böyle avantajları oluyor ya da onlar geliyor, misafir ediyorsunuz falan. Böyle bu iki dezavantaj ve avantajları benim gözümde bu şekilde. Şimdi şöyle, ben aşırı sosyal bir insanım, insanları da severim. Remote çalışınca, uzaktan çalışınca bir başınasın evde. Hani gidip mola verip konuşabileceğim biri olmuyor. Biraz sıkıcı açıkçası. Ama yine de yani hava yağmurlu olsa da, hasta olsan da evde çalışmaya devam edebiliyorsun. Ben karanlıkta kalkıp sabahın köründe de işe gitmiştim. Hani öyle bir dönem de yaşadım. Onu da biliyorum. Gidip çok eğlendiğim eğlenceleri de oldu diyeyim. Onları da yaşadım. Ama yine de hani iş arkadaşlarımı tanımıyorum şu an. Biz kamera da açmıyoruz. Hatta VR toplantı odasından ben Metaverse karakterlerini tanıyorum iş arkadaşlarımı. Kendilerini yolda görse tanımam ama Metaverse karakterlerinden tanıyorum. Hani birebir kimseyi tanımıyorum açıkçası iş arkadaşlarımı. Bu biraz olumsuz. Bunun dışında şöyle bir şey var. Olumsuz diyebileceğim. Uzaktan çalışıyorum dediğimde ya sen işte demek ki çalışmıyorsun, hani evde yatıyorsundur gibi bir şey oluyor. Bunun tam olarak öyle olmadığını düşünüyorum. Ya ben ofiste de çalıştığım için ofiste mola vermek ya da bir şey çalıştığını kanıtlamak çok daha kolay. Hani ben ofisteyim ve çalışıyorum. Beni şu an herkes görüyor. Ama remote'da öyle değil. Remote'da oturup akşamına bir şey sunmak zorundasın. Çünkü evde olduğunu biliyorlar ve hani bir şey kanıtlamak zorundasın. Hani yetiştirmek değil. Hani herkes yetiştiriyor ama akşamına bir şey sunmak zorundasın. Bence bu biraz farklı. Ama dediğim gibi yani o tarafı görmemiş olsaydım aklım ofis ortamlarında, o hareketlilikte kalabilirdi belki ama yani bu teknolojide, böyle bir dünyada remote çalışmak varken de ofis biraz ekside kalıyor. Peki uzaktan çalışmanın gerektirdiği mental veya diğer özellikler neler? Yani kimlere tavsiye edersiniz veya kimlere tavsiye etmezsiniz? Teknik olarak öncelikle şundan bahsedeyim. Evinizin mutlaka bir köşesi çalışma alanınız olması gerekiyor. Yani oraya kendinize bir setup kurmak zorunda oluyorsunuz. Çünkü bütün gün buradasınız, bu masanın başındasınız. Hem çevreniz hem
masanız, işte üzerinde atıyorum iki ekran çalışacaksanız ona göre bir düzen ve çevrenizde işte sizin çok fazla dikkatinizi dağıtmaması gereken bir böyle kendinize bütün gün vakit geçirebileceğiniz bir alan sağlamanız gerekiyor. Çünkü ev bir yandan çok cezbedici. Yani kaytarmak için o işi bırakıp geçip yatmak için çok uygun bir ortam. Hani onu bir noktada kendinizi iş başında tutmak için uygun bir ortam hazırlamanız gerekiyor. O yüzden teknik olarak böyle bir hani donanım olarak böyle bir altyapı oluşturmanız gerekiyor. Eğer böyle bir altyapı oluşturabilecek bir eve sahipseniz ya da ortak kullanımlı ofisler kiralayabilecek bir maddiyata öyle bir düşünceye sahipseniz teknik olarak böyle bir altyapıyla çalışabilecek olanlara tavsiye ederim. Bunun dışında kişilik olarak şöyle söyleyeyim. Kendi öz disiplinini sağlayamayan kişiler için bence çok zor. Çünkü dediğim gibi yani saatlerini ayarlayamazsan, gün içinde motivasyonunu ayarlayamazsan o günün bir anda hiçbir şey yapmadan bitebiliyor. O yüzden hani belki zamanla oturacak ama oturtabilecek biriyseniz uzaktan çalışmak için doğru kişi olabilirsiniz. Bunun dışında da bir şey daha söyleyecektim. Unuttum. Ha, sosyallikten bahsedecektim. Mesela bazen işte haftanın belli günlerinde bizim toplantılarımız oluyordu. Onun dışındaki haftanın 2-3 günü bazen toplantı olmuyordu ve ben şey oluyordum. Ben bugün hiç konuşmadım. Yani sabahtan akşama bu bilgisayar başından kalktığımda ben kimseyle konuşmadım bugün oluyordum. Hani o eve kapanıp yalnız çalışma ortamı mesela beni bazı noktalarda çok zorladı. O yüzden bilgisayarı kapattığım an dışarı koşup arkadaşlarımla görüşmeye çalışıyordum. Ve işte arkadaşlarınızla mesela yakın yaşıyor olmanız gerekiyor. Çünkü uzak bir yerdeyseniz zaten mesainiz geç bitiyor. Özellikle Amerikan şirketi gibi böyle saat farkı olan yerlerle çalışıyorsanız. Bir hani hem çevrenizin hem sizin ona göre bir sosyal hayatı oturtuyor olmanız gerekiyor. Yoksa çok zor olabiliyor. Siz daha evcimenseniz ve bu sizi rahatsız etmeyecekse de sizin için çok uygun bir çalışma sistemi olabiliyor. Onun dışında ayarlayabiliyorsanız da dediğim gibi çalışmaya uygunsunuz ama çok sosyalseniz ve işte ben gün içinde öyle bütün gün evde oturup çalışamam, kendi öz disiplinimi sağlayamam, kimseyle konuşmadan duramam bütün gün diyorsanız kesinlikle size göre bir iş sistemi değil maalesef. Özellikle VR için bir şey söylemek istiyorum. VR geliştiricilik için. Gözleri işte bilgisayara bakmaktan çok yorulan insanlara kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü sürekli VR'ı çıkar tak çıkar ekranı görüyorsun. İnanılmaz yorucu bir şey. Hani bunu bilerek başlamak gerekiyor. Ben VR diye başlamıştım ama bu inanılmaz fiziken bir yorgunluk veriyor. Normal tüm gün ekrana bakmanın yanı sıra. Bunun dışında dediğim gibi biraz sosyallik. Hani çevremdeki arkadaşlarımın çoğu mesela yüz yüze çalışıyorlar. Ben akşam dışarı çıkmak istiyorum çünkü ben tüm gün evde kalmışım. Ama diğer arkadaşım da tüm gün insanlarla muhabbet ettiği için ya da onlarla işte görüştüğü için evde kalmak istiyorlar. Böyle bir sıkıntı olabiliyor ki onları da anlıyorum çünkü ben yüz yüze çalışırken ben de aynı şekilde ya beni bırakın evde durayım oluyordum. Böyle bir artısı olabiliyor, eksisi olabiliyor. Buna dikkat etmeleri gerekiyor ama çok da böyle mental... Herkes yapabilir bence isteyince. Sevince her şeyi yapabileceğine inanıyorum herkesin ben. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey? Son olarak şunu eklemek istiyorum. Şimdi ben bizim uzaktan yani benim tecrübe ettiğim uzaktan çalışmayı aktarmaya çalıştım. Çevremde uzaktan çalışan birkaç arkadaşım var ve hepimizin çalışma yani şirketin bizden istediği çalışma sistemleri çok farklı. O yüzden eğer yani öyle bir iş buldularsa ve görüşüyorlarsa kendi içlerinde benim aktardığım ve işte bu videoda yine diğer arkadaşımın aktaracağı şeyleri de göz önünde bulundurarak başvurdukları şirketi ona göre değerlendirsinler. Yapıp yapamayacaklarını ona göre değerlendirmelerini öneririm. Çünkü
aynı ülke olsa bile farklı şirketlerin farklı düzenleri oluyor ve sizden isteyeceği şeyler farklı oluyor. O yüzden çalışmaya başlamadan önce remote olarak bunları kendi işlerinde değerlendirmelerini öneririm açıkçası. Evet, çok teşekkürler. Görüşmek ne üzere. Demek. Görüşürüz. Aslında eklemek istediğim iki şey var. Birincisi, mutlaka bir portfolyo hazırlanması gerekiyor. Bu ama yapılabiliyorsa bence mezun olmadan önce yapılması gerekiyor. Hani yapılır edilir falan gibi. Hani GitHub'ımda benim ödevlerim var yeterli gibi değil. Kesinlikle yeterli olmuyor. Ve bir portfolyo olduktan sonra iş arama süreci, iş bulma süreci çok daha hızlanıyor. Hani ben keşke yazın oturup gezip tozmak varken ya da direkt işe başvurmak varken oturup projelerle uğraşmasaydım da okul zamanını yapsaydım, elimde projelerim olsaydı diye düşünüyorum. İkinci olarak da iş hayatı uzaktan olsun, ofiste olsun çok zor bence, çok yorucu. O yüzden de insan kendi sevdiği şeyi yapması gerektiğine inanıyorum. Bu yüzden de stajlar olsun, part-time çalışmalar olsun ya da kendi kendine proje yapmak olsun, insan sevdiği şeyi bulabileceğine inanıyorum. Özellikle bizim bölümde. Hani farklı şeyler ben iyi ki gördüm. İyi ki çok alakasız departmanlarda çalıştım ki neyi sevdiğimi, hakikaten yapabileceğimi anladım. O yüzden de hani iş hayatı uzun bir süreç, uzun bir yolculuk. Yani o yüzden sevdiğin işi yapmak çok önemli. Sevdiğin departmanı, alanı bulmak. Bunu hocaya söylemek istedim. Evet, çok teşekkürler. Öyleyse tekrar görüşmek üzere. Evet, mezunlarımız Damla ve Deniz'le uzaktan çalışma üzerine sohbet ettik. Kendilerine katıldıkları için, destek verdikleri için teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi uzaktan çalışmanın maddi ve birçok avantajı bulunuyor. Ancak bunun dışında mental ve diğer teknik dezavantajlarını da unutmamanız gerekiyor. 9 Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği YouTube kanalında yayınlarımız devam edecek. Bizleri kanalımıza abone olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca aklınıza gelen soruları da yorum bölümünde belirtebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler.